Efsaneye göre Majiazem adındaki dul kadın, hayvancılıktan kazandıklarıyla Buda'ya büyük bir adakta bulunmak ister ve krala izin istemek için gider. Bir öküz derisi büyüklüğünde bir alana yapması şartıyla kabul edilir. Jiazima deriyi ince şeritler halinde keser ve şeritlerin bir ucundan diğer ucuna kapladığı alanı alır. Dünyanın en büyük Budist stupası işte böyle yapılır. 7034 km uzakta neredeyse aynı hikayeye sahip Rumeli Hisarı boğazdan gelip geçen gemileri seyrederken burada Katmandu'da dört bir yanı izleyen Buda'nın gözleri hemen altındaki dev stupa etrafını tavaf eden hacılarını konuk ediyor. Stupa dört element olan ateş, hava, toprak ve suyun kendine has özelliklerinin birleşimini temsil eder. Stupa dört ana kısımdan oluşur. Birinci kısım kubbedir. Kubbe havanın simgesidir. İkinci element ateştir. Havanın etkisi ve kendi canlandırıcı doğası gereği var olan ateşin geleneksel şekli üçgendir. Ve aynı zamanda da garva, yani rahim olarak da adlandırılır. Bu nedenle garva saklıdır ve kubbenin içindedir. Üçüncüsü stupanın üstündeki küp şeklindeki hermikadır. Sağlamlığı ve güvenilirliği, yani toprağı simgeler. Hermika'nın dört bir yanındaki Buda'nın gözlerinin bizi sürekli izlediğini de belirtmeye gerek yok sanırım. Elbette ki Buda'nın gözleri teknik ve bilgeliği simgelerken burun şeklindeki motif de Nirvana'yı anlatmaktadır. Bu sıralama göreceğiniz bütün stupalarda da aynıdır. Dördüncü ve sonuncu da bu küpün üzerinde yükselen 13 katlı sivri tepeli kuledir. Yuvarlak şekli akıcılığı, yani suyu simgelerken genişten dara giderek küçülen 13 halka Buda'lığa erişmek için izlenmesi gereken disiplini ve kuralı temsil eder. Tüm halkaların üstünde bir lotus çiçeği bulunur ki tüm bölge göl iken bu bölgeye gelen Vipassvi Tathagat isimli azizin tohumlarını göle serptiğine inanılır, saflık ve şefkatin sembolüdür. Lotus'un üzerine bir şemsiye gibi örten halka Buda, Dharma ve Sangha'nın koruyucusudur. Bu kapıdan girdiğiniz anda başka bir dünyaya geçtiğinizi, biraz önce içinden geldiğiniz kalabalık, karmaşık, curcunalı dünya ile hiç ilgisi, alakası olmayan bir yere adım attığınızı hissedeceksiniz. Stupayı çevreleyen binalarla stupa arasında kalan yola araç girişi yok bir kere. Bundan dolayı dahi korna yok. Dikkat etmeniz gereken araç yok. Sadece adım adım stupayı tavaf eden bir kalabalık var. Duma çarkları çevriliyor, tesbihler çekiliyor, stupaya karşı dualar ediliyor, stupaya çıkan kapının karşısında yer alan büyük tütsü ocağında dumanlar savruluyor, çevrede yer alan tapınaklardan ayin ve dua sesleri yükseliyor, çanlar çalınıyor, bordo kıyafetli monklar, yaşlı teyzeler, yaşlı amcalar, gençler, çocuklar yürüyor, yürüyor, yürüyorlar. Tüm dünyanın bu insanların yürüme enerjisiyle döndüğünü söylese biri anında inanırsınız. Aslında bir bakıma doğrudur bu. Çünkü burası geçmiş, bugünkü ve gelecekteki Budaların yüce ruhani merkezidir. Tüm yakaranların, tüm dua edenlerin, tüm adak adayanların hepsinin kıtlığın olmadığı bereketli bir yerde doğacaklarına inanılır. Her adağın, her feda edilen şeyin bir karşılığı olduğu bilinir. Ne adarsanız adayın mutlaka karşılığında bir refah, bir mutluluk kaynağı elde edeceksiniz. Dünyayı bu enerji döndürmüyorsa başka ne döndürebilir ki? Kapıdan çıkar çıkmaz hemen karşıda yer alan 3 katlı Guru Lakang Manastırı'na girelim. Civardaki en eski manastırlardan biridir. Girişte hemen soldaki büyük dua çarkını da birkaç tur çevirmekte büyük yarar var. Üst kata ne zaman çıksak birkaç dakika içerisinde başlayan ya da devam eden bir ayine denk geliyoruz. Sanki burada sürekli bir ayin varmış duygusu. İsteyen, dileyen herkes ayakkabısını çıkarıp ayini izlemeye içeri girebiliyor. Zaman zaman içeri sığmayan kalabalıklar hemen merdiven başındaki küçük bir açıklıkta yerlerde oturuyor. Çan sesleri dualara karışıyor. Bir üst katta daha küçük bir bölüm daha var. Orada bu sıklıkta ayine denk gelmedik. Ama orada da sizi dolaşırken gören monklar hemen içeri davet ederler. Sizi küçük bir duayla kutsarlar, bileğinize okunmuş ipinizi bağlar, üzerinize okunmuş suyunuzu serperler. Bu en üst katta stupaya döndüğünüzde Buda ile göz göze gelirsiniz. Buda size, siz Buda'ya bakarsınız. Artık birbirinize ne söylersiniz bilmiyorum. Ama 2000 yıldan fazla süredir insanlara güzel şeyler söylediğine inanılan Buda'nın size de diyecek birkaç sözü vardır diye tahmin ediyorum. Geçmişe takılıp kalma. Geleceğin hayalini kurma.
zihnini yalnızca içinde bulunduğun ana odakla ve yaşa.